Hocam, ünlülerin ne söylediği neden bizler için bu kadar önemli? Hepimiz için değil, her ünlünün de değil. Ünlü kişiler bir şekilde eşleniklik kurduğumuz insanlardır. Onlarda bir şey buluruz. Bu insan işte bir oyuncu olabilir, oynadığı bir rolle ya da çizdiği bir karakterle bir şekilde eşleşmiş olabilir. Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır için cenaze namazları kılınmıştı. İşte yolda Çakır'ı öldürdü diye bilmem kimi dövmeye kalkmışlardı falan filan. Ya bu kadar eşlenikliğe varabilecek derecede, ya bu kadar davranış dönüşümlerine sebep olacak kadar bir eşleşme kurabilmek mümkün. Öte taraftan mesela işte oyuncu olmayabiliyor da bir fikir önderi olabiliyor, bir yazar çizer olabiliyor, bir şey olabiliyor. Bu insanların mesela bir şeyleri bizden daha iyi, daha doğru görebildiğine, daha çok seçeneği olduğu için daha iyisini seçtiğine dair bazı ön kabullerimiz var. Bu kısmen doğru da olabilir. Mesela kanaat önderliğinde biz genellikle buna güveniriz. Ya bu çok okumuş yazmıştır işte, bir sürü badireden geçmiştir, şu kadar diploması vardır, hede ödedir falan diye. O insanın mesela daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama burada oyunları maalesef kötü bir sona doğru dönüştüren bir mesele var. İşte bu kritik, analitik düşünme becerisi dediğimiz şey gelişmemiş olursa, X ünlü şahsın söylediği her şey doğru ya da bir Y ünlü şahsın söylediği her şey yalan olarak algılanabilir. Şimdi buna şöyle bir örnek vereyim. İşte analitik kritik düşünme becerisinin en çalışmadığı yer siyasettir. Net yani, siyasetin kapısından giremez analitik kritik düşünce. Bu arada siyasetin taraftarlığı açısından söylüyorum. Siyasetin bildiğimiz teknik operasyon kısmı kritik düşünce olmadan zaten olmaz. Parti programı nasıl yapacaksın, o ekonomi politikaları nasıl uygulayacaksın? Orada bir düşünce sistemi vardır ama siyasi taraftarlık genellikle kritik düşüncenin çalışmadığı bir yerdir. Bir taraftarlığınız var ise oranın söylediği her şey sizin için doğru. Hele ki onun başındaki işte lider pozisyondaki kişi ne derse doğru, öbürlerinin ne dediği yanlıştır. Öbür tarafa aitseniz öbür tarafın lideri ne derse yanlış, bu tarafın her dediği doğrudur falan filan. Her zamanki gibi işte bizim kafa konforumuzun bir yansıması. O ünlü, burada da o siyasi karakteri bir ünlü olarak alabiliriz. O ünlüyü kafamızda koyduğumuz yere göre onun söylediklerinin artı eksi değerlendirmesini tamamen analitiklik dışı bir süreçle, akıl dışı bir süreçle bir nevi işte yargı etiketi yapıştırarak kendimiz veririz. Bunu en çok mesela en zararsız gözüken ama en karlı kısmı reklamlarda kullanımı. Daha önce demiştim yani, marka vereyim mi? Niye vermeyeyim? Sponsorluk ilişkimiz de yok ama. Mavi cins mesela. Mavi cinse niye gidiyorum? Kıvanç herif iyi duruyor. Yani adam giyiyor. Diyorum herhalde bende de öyle durur. Bende biraz öyle durmuyor. Emanet çuvaldan dikilmiş gibi duruyor biraz ama gene de yani o gaza geliyorsun. Şimdi Kıvanç giyiyorsa vardır bunda bir olay diyorsun. Adam koca Kıvanç, Tatlıtuğ, Türkiye'nin Brad Pitt'i falan filan giymiş üstüne diyorsun. Ben de gideyim alayım. Ya da işte Instagram'da sık sık görüyorum oyuncu arkadaşlar falan filan. Krem açıyorlar bilmem ne kremi, cildim bebek poposu gibi oldu falan filan diye böyle sürüyorlar. Eminim mesela onlar için çok ciddi paralar da ödeniyor. İnsanlar seyreder seyretmez İçlerinden o kremi almak için dayanılmaz bir dürtü hissediyorlar. Şimdi sorsan, mesela şu insanları seçsen, bak net olarak söylüyorum. İşte sevgili Fahriye Evcen mesela bir krem tanıttı. İşte bayağı bir takipçisi var Instagram'da. Takip ettin tek tek takipçilerini. Fahriye Evcen'in krem tanıtımını gördükten sonra gidip o kremleri alanlara bir anket yapsan. Desen ki Fahriye Evcen'in cildinin o krem yüzünden mi öyle güzel olduğunu düşünüyorsun? Hepsi diyecek ki zinhar. Kız zaten genetik olarak şanslı. Bir de kim bilir ne bakımlar yapılıyordur ona, neler oluyordur diyecek. Ama alışveriş kararı vermeye gelince dayanamayarak gidecek, o kremi alacak ve biz de bunu gerçek hayatta göreceğiz. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü biz primatız. Biz öndere göre hareket ederiz. Biz önde gidenin arkasından gidince hayatta kaldığımızı bize hatırlatan devrelerle donatılmışız. O yüzden sıklıkla biri önden gider, biz de peşinden gideriz. İnsanların bu davranışını suistimal edebilmek mümkün olduğu gibi, insanlığın bu özelliğiyle çok büyük işler yapabilme, dünyayı iyi yönde değiştirebilme imkanımız da var. Bu temel özelliği ne de kullanırsak öyle iyi olacak. Bir örnek, mesela SMA hastası bebekler için bir süredir kampanyalar yapılıyor, görüyorsunuzdur. Bir kas hastalığı bu ve tedavisi yok. Çok pahalı bir ilacı var ve bu ilaç bayağı bir çözüm sağlıyor ama yani milyonlarca lira. Normal bir insanın ödeyebileceği bir para değil. Ne oldu? Onlarca, yüzlerce ünlü belli arkadaşlarımızın ürettiği kampanyalara geldiler. Sadece canlı yayınlara katıldılar ve canlı yayınlarda İnsanlar dediler ki ya bağış yapın 5 lira 10 lira ne varsa bağış yapın diye
milyonlarca lira toplanıyor. Bu çocuklarımızın çoğuna gerçekten çok ciddi bir yaşama şansı doğdu. Aynı ünlüler böyle hayırlı işlere vesile olabildiği gibi aynı ünlüler birçok açıdan kandırılmamıza da neden olabilir. Burada hangi sisteme ihtiyacımız var? Her birimizin birey olarak analitik ve kritik düşünme. Bir dakika, bunu söyleyen kim? Ne söylüyor? Bu söylenen benim ne işime yarar? Nereden biliyor? Acaba ben gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyor muyum? Tecrübelerle sabit mi yoksa oyuna mı getiriliyorum gibi soruları hiç sormazsak biz otomatik pilot bize her zaman der ki bu ne yapıyorsa onu yap ama şunu yaptığını sakın yapma. O ne yapıyorsa tersini yap. Dolayısıyla böyle bir sistemle de ancak işte birkaç hayırlı insan gelir de bize bir şey söylerse hayırlı bir yere çıkarız. Onun dışında hayırlı bir akıbet biraz zor gözüküyor sevgili dostlar. Bu özelliğimizin lütfen farkında olalım derim ben. Önce ben sonra herkes tabii farkında olsun. Hocam yorumların arasında bir yorum var. Siz ünlü müsünüz diye sormuşlar. Arkadaşlar ben yarı ünlü olarak geçiyormuşum. Öyle diyorlar bana. Şimdi mesela garip. Bağdat Caddesi'nde gezerken %30 falan tanıyan oranı yaklaşık olarak saydım. Yok yalan. Daha önce söylemiştim ya maskeyle bile tanıyorlar bu. Çok şey enteresan bir durum. İnsan kendini değişik hissettiriyor. Ama şöyle de bir durum var. Yani işte şu anda yarı ünlü de olsan işte bilmiyorum ne denir ona. Fakat neyle ünlü olduğun çok önemli. Yıllardır hep böyle ünlü olan insanlara yok uyuşturucuya başladılar bilmem ne oldu bir şeyler haberlerini hep okuruz ya. Ünlü olmak, başarılı olmak insana mutluluk getirmiyor. Neyle ünlü olduğun çok önemli galiba. Neyle ünlü olduğunuz aslında sizin o üne karşı nasıl yanıt verdiğiniz de belirliyor. Beni çok duygulandıran şeyler oluyor mesela. Buna da bir ara sevgili Mustafa Can dikkat çekmişti. Benim takipçilerle falan karşılaştığımızda ve genellikle kattıklarınız için teşekkürler gibi bir şey duymanın yanı sıra mesela birçok bilinen insanla ilk refleks nedir? Tutup bir selfie çektirmek, fotoğraf çektirmek değil mi? Bir şey vermeye çalışıyor insanlar. Ya bir mektup veriyor, ya bir not veriyor. Yine benim çekirdek ikram ediyor. Ya elinde bir şey var. Hocam bunu size hediye etmek istiyorum falan. Böyle enteresan. Niye bunu yaptıklarını bir süre sonra anlayabildim. Jetonum geç düştü. Çünkü bir şey aldıklarını düşünüyorlar. Normalde ünlüden bir şey almaya çalışılır. Ama size bir şey vermeye çalıştığında insanlar anlıyorsunuz ki çok şükür demek ki benden bir şey aldıklarını düşünüyorlar. Bu tabii ki onların hüsnü zanlı, iyi niyetli bakışı. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Ama böyle ün, yani ben çok felaketli olacağını zannetmiyorum. Böyle bilinmek çok güzel. Birilerinin sizin arkanızdan dua etmesi çok güzel. İyi ki bunu dedi, iyi ki bunu yaptı, iyi ki şöyle etti demesi çok güzel. Dolayısıyla bilinmenin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ama bu dünyada hoş bir sada bırakmak için çalışmanın ödülü her zaman çok harika. Ben tekrar o yüzden böyle güzellikler yapan, böyle güzel geri bildirim veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben de kafayı buluyorum tabii böyle hoşuma da gidiyor böyle şeyler deyince sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim. Aa ne güzel demiş birisi. O zaman kendimi tanıdığım kadar ünlüyüm yazmış. Güzeldi. Gözüme çarptı şimdi. Aynen doğru. Bir de hocam size şey yazdı böyle. Benim evimde ünlüsünüz hocam diye. İşte bu. Ben hocam bu şeye canı gönülden inanıyorum. Ünlü olmanız ya da ünsüz olmanız değil, ne anlattığınız ve karşı tarafın ne aldığı çok değerli. Belki siz ünlülük kriterinin dışında karşı tarafa verdiğiniz bir bilgi karşı tarafta öyle bir dalgalanma yaratacak ki belki bundan sonraki birçok nesil bu bilgiden etkilenecek. Belki biz onun başlangıcını bilmiyor olacağız ama o yankılanmaya devam ediyor olacak. İşte bu bence gizli bir ün. Bu bence gizli bir iyilik. Bence siz de hocam bunu hem açık hem kapalı çok güzel yapıyorsunuz. Bu arada bir şey hatırlattın. Bu arada biz hep yani yarı ünlü ve ünsüz insanlara konuşuyoruz ama ben ünlülere de bir şey söylemem lazım. Söylediğin şey çok önemli. Bunun altını bir çizmek lazım. Evet. Bu hayatta yaptığımız her şey sonsuza kadar yankılanıyor. Bazen bunu unutuyoruz. Yani bazen küçük çıkarlar için, maddi kazançlar için ya da bazen korktuğumuz için, ezberlerimiz öyle olduğu için bir şeyler yapıyoruz. Bundan ünlü insanlar da ari değiller. Ama özellikle ünlüyseniz yanlışınızın da amplifikatör etkisiyle büyüyerek, saçılarak yankılanma ihtimali var. O yüzden bir insan bilinir olduğu zaman hem kendi hayatında hem sözlerinde hem davranışlarında ekstra bir dikkat göstermek zorunda kalmalı. Yani orada bir derlilik topluluk olmalı. Ben mesela bazen gerçekten bunalabiliyorum. Şöyle eskiden pandemi öncesi günlerde tabii yüzyıllar önce kafelere mafelere giderdik işte saatlerce bir yerlerde takılırdık. Kimse ilişmezdi, görüşmezdi. Kitabını okurdun ya da şakalaşırdın, lagaluga yapardın. Bir de ben biraz hakikaten böyle yabancı yok aramızda gevşek bir adamımdır. Yani öyle bağıra çağıra da konuşurum. Hoplar zıplarım da hala bu yaşıma rağmen. Ama tabii şimdi onları biraz yapamıyoruz. Yani yapamıyor olmamız lazım. Çünkü devamlı olarak bir izlenme etkisi var. Devamlı olarak seni bilme ihtimali olan
olan insanlarla yakın temasta olma hali var. Ben o yüzden mesela şöyle bir politikayı hayatım boyunca benimsedim ve bütün ünlü arkadaşlara da tavsiye ederim. Ünlü olmayı planlayanlara da bunu hatırlatırım. İnsanların karşısında performansınız neyse, yaptığınız iş neyse, yazarlıksa yazarlık, oyunculuksa oyunculuk, neyse işte ne yapıyorsanız, olduğunuz gibi olmaya çalışın. Mümkün mertebe. Yani evde nasılsanız, parkta bahçede nasılsanız öyle olun. Beni arkadaşlarım bilirler. Ben normal muhabbetlerde de böyleyim. Bir ara dediler ki lan böyle YouTube videosu mu çekildi? Ne yapıyorsun? Geyik yapıyorsunuz falan. Bak 561 like. Yalnız bugün biraz az buldum like'ları. 564 oldu. İnsanların hoşuna giden şey aslında ben de belki de bu. Yani normal davrandığımız gibi yapıyoruz ve ben o yüzden dışarıda kalabalık arasında daha az rahatsızlık hissediyorum. Ve bu aynı zamanda yanlış yapma ihtimalimi de azaltıyor. İnsan kendini çok fazla kasarsa toplum karşısında yanlış yapma şansı çok artar. O yüzden sevgili ünlü arkadaşlar, yaptıklarımızın kat be kat fazla etkili olduğunu unutmayalım. Hayırda da kat be kat fazla etkiliyiz. Şerde de aynı şekilde. Dolayısıyla hayırları çoğaltıp şerleri azaltmak bizim gibi, hatta işte sizler gibi diyeyim, ben yarım ünlüyüm. Sizler gibi ünlü arkadaşların çok önemli bir görevi diye düşünüyorum. Hayrı arttırmamız lazım. Hadi bakalım onunla ilgili kafayı bir zorlayalım, neler yapabiliriz diye.